Merhaba sevgili takipçilerim. Son günün patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün fırfırlı, kırmızı krem renginden oluşan bir çorap yaptım. Şu şekilde. Bakın üstü böyle kalp desenli, altı çizgili olan ucu da fırfırlı bir çorap yaptım arkadaşlar. Şimdi çorabımı yaparken kullandığım ipim kırmızı bonbon. Buradaki renk nosu burada. Bir de krem rengi kartopu Flora'dan yaptım. Yani elinizde olan renkleri de değerlendirebilirsiniz. Evet, bunun için 3 numara 5 şişim var. İleride lazım olacak makasımız da burada. Şimdi hemen ipimizden modelimizi başlayalım. İlk önce modelimizi yapmadan ilk önce şu fırfırlarını yapacağız arkadaşlar. Daha sonra da çorabımıza geçeceğiz. Arkadaşlar yapacağımız çorabımızın fırfırını önce yapacağız. Daha sonra da çorabımızın kırmızı rengine başlayacağız. Bunun için hemen ilmeğimizi bayağı birazcık şöyle nasıl desem ipimizi fazla alalım. Her şişimize 27 ilmek atacağız. Bakın her şişimize 27 ilmek. Şu şekil. Başlıyoruz. Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şişimizi geçiriyoruz ve parmaklarımızı ipin arasından böyle geçirerek bir oradan bir de buradan alarak atlattırıyoruz. İpimizi şu şekilde arkadaşlar. Her şişimizde 27 ilmek olacak şekilde yapalım. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. Evet arkadaşlar 27 ilmek attık bu şişimize ve diğer şişimizi de şu şekil tutalım. Bakın diğer şişimizi de bu şekil alalım elimize. Yine devam edeceğiz. Bu şişimize de 27 ilmek, bakın şu şekil tutun. İpimizi geçiriyoruz. Diğer ipimizden şişimizi şu şekil. Bu şişimize de 27 ilmek atalım. 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, son şişimdeyim. 20 21 22 23 24 25 26 ve 27. En son şişimizi bir fazla yapacağız arkadaşlar. 27 27 buna 28 ilmek atıyoruz. Çünkü bağlama yapacağız, şöyle döndürelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle kendinize gelen ön yüzü düz yüz oluyor. Şöyle diğer şişimizi hemen alıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekil. Şişimizi aldık. Şöyle döndürüyoruz. Şişinizi döndürün. Ön yüzünüz kendinize gelir. Ön taraf. İlk başta birazcık karmaşık gibi görünse de evet arkadaşlar. Şimdi en son şişimizi 28 ilmek atmıştık. 28 ilmeğimizi bakın şuradan bir ilmekle
diğer şişimizden bir ilmek alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Diğer ilmeğimizle şu en son başladığımız ilmeğimizin ikisini birlikte örelim. Bakın şu bu şişimizden diğer şişimize bir ilmeğimizi aldık arkadaşlar. Şu şekil. Bu ilmeğimi bu şişimizden de bir ilmek alarak ikisini birlikte örelim. Ördüğümüzü diğer şişimize geçirelim. Evet. Şu şekil bağlamasını yapalım. Bağlamasını yaptıktan sonra arkadaşlar düz bir şekilde örelim. Düz örüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz. İlmeğimizi düz. Arkadaşlar Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar sizin yorumlarınız benim için iyi olacak. Faydalı olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün şişlerimizi bu şekilde düz bir şekilde örelim. Bakın. Bu şekilde yapalım. Düz bir şekilde bütün şişlerimizi örelim. Evet arkadaşlar bir sıra düz ördükten sonra şimdi ilk ilmeğimizi ters örüyorum. Bir. Pardon arkadaşlar. İlk ilmeğimizi ters ördüm. 1 2 2 ilmeğimizi ters ördük ve 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimizi düz örelim arkadaşlar. 2 ilmek ters. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimizi ters örüyoruz. 2 ilmeğimizi düz örüyoruz arkadaşlar. 1 pardon. 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi ters. 1 2 ilmek ters. Şimdi bir düz örüyoruz arkadaşlar. 7 ilmekte düz öreceğiz. 2 3 4 5 6 7. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin şimdi 3. 4. sırasındayız. Yine ilk 2 ilmeğimizi ters örüyorum. Şu şekilde. Evet. 2 ilmeği ters ördükten sonra 1 2 ilmeği düz. Buradaki ortada bulunan 2 ilmeği 3'ünü birlikte kesiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekil. 3'ünü birlikte topluyorum. 1 2 düz örüyorum. 2 ters örüyorum arkadaşlar. Tekrardan 1 2 düz örüyorum. Şu ortadaki 3 düz ilmeği 3'ünü birlikte topluyorum. Yine 1 2 düz örüyorum. Ve ipimi öne alıyorum. 1 2 ters örüyorum. 1 2 düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1 2 düz. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda yine 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Başlangıç 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2
Bu ilmeklerimiz, düz ördüğümüz ilmekleri de düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 düz 2 ters 1 2 3 4 5 düz 2 ters 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da yine 2 tane tersimizi örüyoruz. Bu şekil 1 düz ve ortadaki şu 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. 3 ilmeğimizi şöyle birlikte topluyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Ve 1 düz ilmek. 2 ters örüyoruz. 1 2 ilmeğimizi ters ördük. 1 ilmeğimiz düz ve ortada 1 2 3 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Ve 1 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 ters. 1 düz. 1 2 3 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. 1 ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızda son sıramızı yapıyoruz. Bütün şişlerimizde 15 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet arkadaşlar, bütün şişlerimizde 15 ilmeğimiz kaldı. Ve burada 1 2 ters örüyorum, yine tersi ters, düzü de düz örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ilmeğimiz de düz oluyor. 2 ilmeğimiz ters, 3 ilmeğimiz düz. Bu son sıramız arkadaşlar. Bu sıramızı ördükten sonra diğer çorabımızın kırmızısına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bütün şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, çorabımızla başladık. Şimdi ilk sıramızı böyle bu şekilde düz örüyoruz. Diğer sıralarımızda düz öreceğiz. Hiç model kurulumu yok. 6 sıra ördükten sonra buradaki 6 sıra örelim. Buradaki fırfırımızı ikisini birlikte ekleyeceğiz arkadaşlar. 6 sıra kırmızıyı örelim. Evet arkadaşlar, fırfırımızı yaptık. Burada kırmızı ile başladığımız ayak bileğimiz, çorabımızın bileğinden başladığımız 6 sıra yaptım. Ördüm 6 sıra. Bakın, başlangıç ipi burada. Siz de başlangıç ipinin olduğu yere gelin, 6 sıra örün ve diğer bakın şu diğer ördüğüm fırfırımı da şu şekil alıyorum arkadaşlar. Bakın, fırfırın bitiş şekli burada, bitiş yeri burada, bitiş yeriyle diğer yine başlangıç, her iki başlangıçtan da şu şekil ikisini birlikte kombinliyoruz arkadaşlar. Bakın, bu şekil olacak. Burası böyle kıvrılırken burada fırfır açığa çıkacak. Evet. Her ikisini de bu şekil elimizle alalım. İpimizi şöyle atlattıralım. Kırmızı ipimizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Şişimizi bir ilmek buradan, bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem alıyoruz. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem.
bir ilmek kırmızı, bir ilmek krem. İkisini birlikte ipimizi alttan içinden atlattırıyoruz. Bir kırmızı, bir krem. Bakın arkadaşlar, burası böyle kıvrılırınca alttan fırfırımız bu şekil çıkacak. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. İkisini birlikte alıyoruz. Bir, evet. Arkadaşlar, bu çorabımı iki bölümde, videomu iki bölümde yayınlayacağım. Çünkü çok uzun sürer. Bir başlangıç, bir de bitiş olarak iki bölüm atacağım videoyu. Ona göre izlersiniz arkadaşlar. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. Örüyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde örün. Evet. Evet, şimdi bir şişimizi ördük. Bir inceleme yapalım. Evet, şişimizi diğer şişlerimize bu şekilde öreceğiz. Bakın arkadaşlar, böyle kıvrıldı mıydı? Bu aradan alttan fırfır detayımız böyle güzelce çıkacak. Çorabımız bu şekilde görünecek. Daha sonra bu birleştirmeyi yaptıktan sonra iki sıra örelim. Daha sonra model kurumunu yapacağız arkadaşlar. Ve diğer şişlerimizde bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, fırfırımızı geçirdik çorabımızın bilek bölümüne. Şimdi iki sıra kırmızı ördükten sonra modelimizin kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Bak, iki tane, bir düz bir ters kalp yaptım. Şimdi bir ilmeğimizi kırmızı örüyorum. İki ilmeğimizi krem. Bir, iki. Bir, 2, 3 ilmek kırmızı, 2 ilmek krem. 1, 2. 3 ilmek kırmızı, 1, 2, 3. İlmek kırmızı, 2 ilmek krem. 1, 2. Diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 2, 3 ilmek kırmızı, 2 ilmek krem. 1, 2, 3 ilmek kırmızı, 2 ilmek krem. 1, 2. Evet arkadaşlar, bütün şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda 1, 2, 3, 4 krem örüyoruz. 4 krem örelim. 1 kırmızı. 1, 2, 3, 4 krem, 1 kırmızı. 1, 2, 3, 4 krem, 1 kırmızı. Evet, bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 2 krem örüyoruz. 1, 2 krem ördüm. 1 kırmızı, yine 1, 2, 3 krem ördüm. 1 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 1, 2, diğer şişime geçiyorum,
2, 3 krem, 1 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı. Bütün şişlerimizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da 1, 2 krem, 1, 2 kırmızı, 1 krem, 1, 2 kırmızı, 2 krem, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2 kırmızı, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. 1, 2 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2 kırmızı, 1 krem, 1, 2 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı. Evet arkadaşlar, bu şişi bu sıramızda bu şekilde örelim diğer şişleri. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bir kırmızı örüyorum. Artık azaltma işlemi yapacağız kalbimizin detayına. Evet, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, diğer şişime geçiyorum, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 2 krem. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da şişlerimiz böyle bu şekilde örelim arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda ilk başlangıçta 1, 2 kırmızı, 2 krem, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 2 krem, 1, 2, 3, 3 kırmızı yapacaktık. Evet arkadaşlar, şimdi bu diğer kalbimizi kurulumunu yapacağız. Onun için şimdi 2 kırmızı yaptıktan sonra 1 krem. 1, 2 kırmızı, 2 krem, 1, 2 krem, 1 kırmızı. Şimdi burada bir daha göstereyim size arkadaşlar. 2 krem, 1, 2 krem, 1, 2 kırmızı. Tam şu alttan gelen direkt, tam alttan gelen direkt kırmızının üstü krem olacak arkadaşlar. 1 krem, 2 kırmızı. 2 krem, 1, 2 krem, 1 kırmızı. 2 krem, 1, 2, 1, 2, kırmızı, 1 krem. Bütün şişleri bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 1, pardon, şu kenarda bir ilmeğimiz kremdi. Bu bir ilmeğimiz de krem olacak. 1, 2 ilmek kırmızı, 1,
2, 3 ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2, 3 ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2 ilmek, 2, 3 ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2, 3 ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2, 3 ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2 ilmek krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda da ilk ilmeğimiz krem. Yanındaki hemen ikinci ilmeğimiz de krem oluyor. 1, 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1, 2 ilmek krem, 1 kırmızı, 2 ilmek krem, 1, 2 kırmızı, 1 ilmek krem. Evet arkadaşlar, diğer bütün şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, gelelim bu sıramıza. Bir kırmızı ilk, ikinci ilmeğimiz ve üçüncü ilmeğimiz krem. 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 3 kırmızı, 1, 2, 3, 2 krem, 1, 2, 1, 2, diğer şişime geçiyorum. 3 kırmızı, 2 krem. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam ediyoruz bu sıramızı da. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı. Evet, diğer şişlerimi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 1, 2 kırmızı, 2 krem, 1, 2 krem, 1 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2 kırmızı, 1 krem, 1, 2 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimiz. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da ilk ilmeğimizi krem örüyoruz. İlk ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, pardon bir saniye, 1 ilmek kırmızı, 2 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1, 2 ilmek krem, 2 ilmek krem, 1 kırmızı, 1, 2, 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1, 2 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da 1, 2, 3 ilmek krem, 3, 4 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı,
1 2 3 4 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. 1 2 3 4 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı. Bütün şişlerimizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 1 kırmızı, 2 krem. 1 2 3 kırmızı. 1 2 krem. 1 2 3 kırmızı, 1 2 krem, 1 2 kırmızı. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bir sırada kırmızı örelim. Ördükten sonra bakın çorabımız bu şekilde oldu. Şimdi çorabımızın topuk kısmını yapacağız. Topuk kısmını yapmak için de bir sıra kırmızı gittik. Şimdi topuk bölümüne geçelim. İlk ilmeğimizi örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi taktım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Taktım. Bir ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğimizi takıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmeğimizi takıyoruz. Bu şekilde tak, ör. Tak, ör. Bir ilmeğimizi takıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. Diğer şişime geçiyorum. En son örmüştüm. Şimdi takacağım. Ördüm. Taktım. Ördüm. Takıyoruz. Ördüm. Taktım. Bir ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi takıyorum. Bu şekilde bir ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi takıyorum. Bir ilmeği örüyorum. Bir ilmeği takıyorum. Bir ilmeği ördüm. En sonunu yine örüyorum. Ve dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimizi taktım. Diğer ilmekleri örüyorum. Ters bir şekilde ters örüyorum. Bir. Evet arkadaşlar, bu şekilde örelim. Ters bir şekilde topuğumuzu örüyoruz. Bütün ilmeklerimizde örmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de aynı şekilde ters bir şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar, örelim başa kadar. Tekrardan örüyorum. Geçiyorum. Diğer şişimi alıyorum. Arkadaşlar, şurada size bir daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi taktım. İkinci ilmeğimi de takıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncüyü taktım. Ördüm, takıyorum. Ördüm, takıyorum. Ördüm, takıyorum. Ördüm, takıyorum. Ördüm, takıyorum. Ördüm. Evet arkadaşlar, diğer şişimizi de bu şekilde örelim. Sıralarına şaşırmazsak modelimiz bu şekilde görünür. Bakın bu şekilde görünür modelimiz, eğer sıralarına şaşırmazsak. Burada şimdi kenarda 15 ilmek
takacağımız şekilde 15 ilmek olana kadar örelim arkadaşlar. Onu da nasıl size göstereyim. Bakın. Şuradaki şu V'ler var ya, şu V'ler. Bu V'leri şöyle 1 ilmek, 2 ilmek böyle bu şekilde sayarak 15 olana kadar örelim. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin topuk bölümünü ördüm. Buradaki V'lerimizi sayalım. Bakın buradaki V'lerimizi saydık mı? Şu şekilde arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, en sonunda 15 oluyor. 15 ilmek yaptıktan sonra ilk ilmeğimizi yine takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet arkadaşlar, 15 ilmek ördükten sonra şu araya bir iplik, şu araya bir şöyle bir iplik geçireyim ki yerimiz belli olsun. 15 ilmek ördükten sonra 1, 2, 2 ilmek örüp hemen yanındaki ilmekle diğer yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek daha örüyorum ve burada dönüş yapıyorum. Dönüş yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum arkadaşlar. 1, ikinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. 3, 4. Şimdi burada iplik geçirdiğimiz ipliğimizin diğer bölümüne geçiyoruz. Buradan da 1, 2, 2 ilmek ördüm. Hemen yanındaki ilmekle, bakın yanındaki ilmekle diğer 2 ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte ördüm ve 1 ilmek daha örüyorum, dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Evet, son ilmeğimde yine son ilmeğimle hemen yanındaki ilmeği ikisini birlikte alıyorum. Bir ilmekte örüyorum. Tekrar dönüş yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum arkadaşlar. İkinci ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Topuğumuzun topuk yapımımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burayı ters örüyorum. En son ilmeğim, bakın. En son ilmeğim kalıyor. En son ilmeğimle hemen yanındaki ilmeği ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte aldım. Bir ilmek daha örüyorum ve dönüş yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Hemen ikincisini örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, topuk yapımımızı bu şekilde yapalım. Burada ben size bir daha göstermek istiyorum. En son kalan ilmeğimle hemen yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. Bir ilmek daha örüp dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi takıyorum. Diğer ilmekleri örmeye devam ediyorum. Kenarda bütün ilmeklerimizi bitirene kadar bu işlemi devam edelim. Evet arkadaşlar, topuk yapımımızı bitirdik. Bakın bu şekilde oluyor görüntüsü. Buralardan azalta azalta bitirdik. Kenarlardaki ipimizi bitirdik. Şimdi ilk ilmeğimizi yine örmeden takıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimizi bu şişimize bırakıyoruz ve diğer şişimizi elimize alıyoruz. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. 9 ilmeğimizi de böylelikle ördükten sonra şimdi arkadaşlar buradan 15 tane 15 adet ilmek çıkartacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 ve en son ilmeğimiz 15. Evet arkadaşlar, 15 ilmeğimizi de böylelikle takıyoruz ve en son ilmeğimizin dibinden bir ilmek çıkarıyoruz ve diğer şişimizdeki ilmeğimizden bir ilmek çıkarıyoruz. Bunu da böyle takıyoruz. Her ikisini birlikte arkadaşlar örelim. Buradan da bir ilmek çıkaracağız. Bu topu sağlamlaştırmak açısından şöyle şu şekil ikisini birlikte örelim. Buradaki 15 ilmeğimiz 16 ilmek oluyor. Şimdi diğer şişimize geçelim. Diğer şişimize geçtikten hemen ilmeğimizi örmeye devam edelim. Bu şekil ilk ilmeğimizi ördük, kırmızı. İkincisi 3 4. Evet, hemen burada modelimizin yapımına devam ediyoruz. İpimiz bu tarafta. Ama ipimizin bu tarafta olduğu için buradan başlayalım arkadaşlar. Örmeye devam edelim kırmızıyı. Bu şekil bir sıra daha kırmızı örelim. Burayı da bir kırmızı örelim arkadaşlar. Video biraz uzun sürecek ama tam öğrenmeniz açısından böyle uzun bir video çekilmesi lazım. Şimdi arkadaşlar yine bu tarafta yaptığımız gibi bu tarafta da yapıyoruz. Hemen ilmeğimizin bir dibinden ve diğer ilmeğimizin dibinden bakın şöyle şu şekil çıkaralım. Her ikisini birlikte alalım. Aldığımız ilmek diğer şişimizde kalacak. Bu şişimizde kalacak. İplerimizin de bir arada dolanması oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu aradan da 15 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Topuğumuzun diğer bölümü. 15 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ben bir daha bir sayayım 9 12 13 14 evet 15 burada bir az saymışım galiba 15'ti ama burayı şöyle 15 yapalım arkadaşlar.
15 ilmeğimizi de yaptıktan sonra örmeye devam edelim. 15 artı 9 oluyor. 15. Diğer ilmeğimizi burayı ördükten sonra evet arkadaşlar, bu şekilde topuğumuzu tamamlamış oluyoruz. Takma işlemimizi. Şimdi bir sıra daha sizlere göstereceğim arkadaşlar. Buradan ipimizi buradan alıyorum. Biraz fazla boşluk bırakın. Çünkü aradan kesip buralarda ileride çorabınızı bitirdikten sonra kesip şey yapabilirsiniz. Çünkü çok uzun bir, farkındaysanız uzun bir sıra. Evet arkadaşlar, şimdi bir kırmızı, bir krem rengi olmak üzere örmeye başlıyorum. Bir kırmızı, bir krem rengi. Şu tabanını yapıyoruz arkadaşlar. Tabanını ben bu şekilde yaptım. Siz de dilerseniz bu şekilde yaparsınız. Çünkü çok ve şık ve güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de beğeninizi sunuyorum tabii ki. Böyle bir kırmızı, bir beyaz yapalım. Krem. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Buraya kadar yapalım. Evet arkadaşlar, kırmızı beyaz yaptık. Şimdi burada iki tane, en son iki kalan ilmeğimiz var. Bu iki kalan ilmeğimizin şöyle yerlerini bir değiştiriyorum. Burada bir kesim yapacağım. Yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Birlikte ördüm. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçiyorum. Buradaki güzel modellerimizin kurulumunu yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4 kırmızı, 1 krem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon arkadaşlar, ben burada bir yanılsama yaptım. Evet, yanılsama yaptım. Şimdi o yanılsamayı düzelteceğiz. Yanılsama yaptık. Evet. Böyle kurulum yapmayacaktık modelimizin. Çünkü düz model yapıyoruz. Buradan yine kalp çıkaracağız bu şekilde. İki ilmek kırmızı ördükten sonra arkadaşlar, 2 ilmek kırmızı öreceğiz. 2 ilmek kırmızı ördükten sonra 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı. Evet arkadaşlar, ilk başta yanılsama yaptım, onu es geçin. 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1 kırmızı. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapalım. Modelimizin ilk kurulum modelimiz, buradaki kurulum modelimizi devam ettireceğiz. Buradakine, buradaki bu tarafı da yine kırmızı beyaz şeklinde örmeye devam edeceğiz.
Çorabımızın topuk yapım aşaması bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi buradan da bu ikinci taraf, ikinci topuğumuzun ikinci tarafı bu. Yine bir ilmeğimiz, hemen yanındaki ilmeği birlikte örüyorum arkadaşlar. Kesim işlemi de bu şekilde olacak. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Bu şekilde örelim. Bir krem, bir kırmızı şekilde örelim. Topuk yapımımız bu şekilde arkadaşlar. Bir krem, bir kırmızı şeklinde devam ediyoruz. Ben şimdi bu videomu iki bölümde yayınlayacağım. Çok uzun sürdüğü için başlangıç ve bitiş videosu olarak. Başlangıç bitiş videosunu da ayrı ayrı izlemenizi öneririm arkadaşlar. Bu şekilde, evet, kırmızı, beyaz ve krem. Evet. Bu şekilde arkadaşlar örelim. Evet, çorabımızın topuk yapımı bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra da kesiyoruz, bir sıra da kesmiyoruz arkadaşlar. Kesim yapmıyoruz, azaltma işlemi yapmıyoruz. Bir sıra dönüyoruz, bir sırada da buralardan azaltma işlemini, az önce gösterdiğim gibi azaltma işlemlerini yapıyoruz. Bu şişte ve diğer şişte 15 ilmek kalana kadar örüyoruz. 15 ilmek kalana kadar azaltma işlemine devam edelim. Bu şekilde çorabımızın topuk yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer videolarımda da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Saygılar.